Defansif özellikler bakımından oyunun en iyisi. Rakip forvetlerin korkulu rüyası. Özelliklerine baktığımızda defansif farkındalık 99, defansif katılım 92, ikili mücadele 98, agresiflik 90. Şu özelliklerle rakip forvetlerin işi çok zor. Ne top geçer ne de adam geçer bu futbolcudan. Çok iyi kazandı topu. Biz bu müdahaleler için kendisini 99 yaptık. Uzaklardan harika bir gol. Çok iyi bir gol yedik. Usta bir isim rakibimizde. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bir oyuncunun öne çıkan özelliğini 99 yaptığımız serimizin yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Bu sefer bir stoper futbolcuyu alalım. Defansif farkındalık yönünden en yüksek seviyeye 99'a çıkarmaya çalışalım istiyorum. Stoperler üzerinden bir deneme yapalım ve bu hesabımızdaki en güçlü kadroya kendisini yerleştirelim. Şimdi bir uygulamaya geçelim. Ben aslında baktım böyle defansif farkındalığı yüksek isimler kim diye. Aslında az sayıda futbolcu var. Uygulama üzerinden göstereyim arkadaşlar. Şimdi FHub 23 uygulamasına geçtiğimizde aşağılara doğru inelim. Defansif farkındalığı. Mesela 99 yapabileceğimiz herhangi bir futbolcu var mı? Arama yaptığımızda hiçbir futbolcu 99'a çıkmıyor ama bizim takım oyun tarzı ile birlikte 99'a çıkarabileceğimiz futbolcular var. Şimdi bunu 97 yapsak, takım oyun tarzı ile en azından 2 seviye alsa 99 olur. Arama dediğimizde 14 tane sonuç çıktı. Şimdi tabi bunların bazıları defansif orta saha, sol bek, sağ bek. Mesela power'a bakıyoruz, defansif farkındalığı çok yüksek. Biz power'ı stoperde de kullanabiliyoruz. Sol bek Blind, Bayern Münih'e transfer olan devre arasında. Sergio Busquets var. Stoper burada Saliba var. Laporte var. Thiago Silva var. Alaba var ama bunlara bir de oyun tarzı basılacak arkadaşlar. Sıkıntı o. Oyun tarzı. Kante'ye geçelim. Stoper bakalım. Skriniar var burada. Defansif farkındalığı 97. Burada Kunde var. Sağ bekte de kullanabiliriz. Defansif farkındalığı çok iyi. Van Dijk 97. Şimdi en pahalı isim Van Dijk. Ben hesabıma baktım. Bende Alaba bulunuyor arkadaşlar. Alaba nerede? Şurada. Elimde Alaba var ama diğer stoperler yok. Mesela Alaba'yı biz alsak. Defansif farkındalığı 97 ama biz oyun tarzı da basacağız. Oyun tarzı şurada. 58. En az 3 tane basarız. O yüzden defansif mesela bir tanesini alalım. Bir tık alsak. 4 tane ilerleme puanı kaldı. Hızlı kontra atağı bastığımızı düşünsek. Oyun tarzını da 90, yani 100'e bile çıktığında defansif farkındalığı 98 olacak. Oyun tarzı basacağım için defansif farkındalığı 99 ne yazık ki olmayacak. Alaba'yı fulleyelim arkadaşlar. Burada Laporte da var aslında. Hem GP'si de uygun. 120.000 GP. Denesek mi? Defansif katılımı düşük. Form durumuna baktığımız zaman da şöyle formda isimlerden Kunde sağ bek olarak düşünüyorum. Van Dijk var. Kendisi pahalı biri ama olsun, verelim GP'yi alalım. Van Dijk'ı da güçlendirelim. Takım oyu tarzı mesela 94'lerde bile kurtarabiliyor. Hatta bir tane defansif farkındalığından alsak. Evet, takım oyu tarzı 98 olduğunda defansif farkındalık 98. Hızlı kontra atak değeri en azından 80'miş Van Dijk'ın. Takım oyu tarzı hiç basmayıp da kullanabiliriz. Evet, öyle yapalım. Van Dijk'ı takım oyu tarzı basmadan geliştirelim. Hızlı kontra atak 80, bu şekilde kullanalım. Pozisyonlara göre filtrelesek sadece stoper futbolcuları göstersin. En pahalıdan başlayacak şekilde Van Dijk 490.000 GP ve verelim alalım. Bende Alaba var, o yüzden Alaba'yı almayayım arkadaşlar. Normalde alsak 200.000 GP'ye satılmakta. İki stoperi de kadromuza yerleştirsek, pozisyona göre sıralamıştık. Stoperlere doğru inelim. Alaba formsuz da gelse bu ikisini kullanacağız. Sol stoper. Van Dijk'ı da sağ stoper yapalım. Alaba'nın formu C'di. Alaba'nın oyun tarzı düşük olduğu için ona oyun tarzı basacağız. Şimdi burada kritik olan nokta, bizim DP'lerimiz var mı? Uzmanlık aktarımı yapsak da yapabileceğimiz çok fazla futbolcu yok. Anca oyuncu satmamız gerekir. Belki bazı oyuncuları elimizden çıkarabiliriz. Şimdi burada iyi. 4000'lik az verdik. Hatta 1000'lik versek 44. 2 de oradan 46.000 DP yeterli. Kalanlarla da Alaba'yı fulleriz diye düşünüyorum ben. İlk olarak oyuna bırakalım. Oyunun yaptığı şekli görelim. Eylem otomatik dağıt 95'e kadar çıkardı. Sadece 3 tanesine basmış antrenörleri. Kafası 81. Defansif farkındalığı 96 ama biz bunu 97 yapacağız. 2 tane de kadromuzda alacak 99. Şu haliyle çok iyi. İkili mücadelesi de yüksek.
Hızı 74, hızlanma 60, dayanıklılığı 72, fiziksel temas 88, zıplama 82. Boy da var Van Dijk'ta, fizik de var. Biz bu şekilde yapmayacağız arkadaşlar. Değişiklikleri at diyelim. Tüm ilerleme puanlarını savunmaya basacağız. 97'ye kadar çıkarmamız gerekiyor. Çok da ilerleme puanımız yok ama 17 kaldı. 14, 11. Kaç tane götürecek? 8'e düştü. 96. Bir tane daha bassak 97. Bu yeterli. Çünkü kadromuzda da 2 tane seviye alacaktı. 4 tane ilerleme puanımız kenarda kaldı. Bu çok güzel oldu. Oyun tarzı da aslında bir tane basabiliriz. Doğru. Oyun tarzı basalım arkadaşlar. 90 yapalım. Ne yapalım? Dayanıklılığını arttırabiliriz. Fiziksel temasını arttırabiliriz. Şu haliyle fiziksel teması iyi. Hızı 70. Dayanıklılığı 68. Hızını, dayanıklılığını arttıralım. 2 tane ilerleme puanımız kaldı. Yine hıza basayım ben. Bir tane ilerleme puanını da nereye basalım? Oyun tarzına. Hızlı kontrata 90 olsun. Onayladık. Kadromuzda kaç seviye kadar çıktı? Yine yüksek seviye. 96. 93'ten 96'ya çıktı Van Dijk. Şu an defansif farkındalık yönünden oyunun en iyi defansif farkındalığa sahip futbolcusu. Alaba'yı da fullleyelim. 2 tane ilerleme puanımız varmış. Biz bu Alaba'yla daha önce maç oynamışız. Herhangi bir oyun tarzı bastık mı acaba? Yok, basmamışız galiba. Ya da hızlı kontratağına belki 1-2 basmış olabiliriz. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Ha, daha önceden hızlı kontratağına basmışım. İyi olmuş. Bir tane şimdi ekleyelim. 88. 4000'likler bitti. 1000'likler bence yeterli olacak. Evet, yeterli oldu. Arka planı da değişti Alaba'nın. Her futbolcuyu fullediğimizde arka planı değişmiyor. Özel futbolcular, bazı yüksek seviyeli futbolcular da bu olmakta. Dinamik görüntü ya da dinamik kart falan diyordu Konami bunlar için. Oyuncu ilerlemesi. Oyun tarzını hallettik. Herhangi bir şeyi burada basmamışız. Şimdi oyuna bıraksak 92'ye kadar çıkarmakta. Bayağı bir dağıttı. Defansif farkındalığı aslında şu haliyle bile çok iyi. Hızı da yüksek, dayanıklılığı da yüksek. Sol bekte de kullanabiliriz kendisini. Fakat biz böyle yapmayacağız. Defansif farkındalığı 78. Bu futbolcumuz 99 defansif farkındalığı çıkmıyordu. Galiba 98'de falan kalacak takım oyu tarzı ile birlikte. Fulleyelim. 93 bitti. Bu azmış. Ben daha yüksek zannediyordum Alaba'yı. 4 tane ilerleme puanını oyun tarzına basınca bu 93'te kaldı. Biraz hayal kırıklığı oldu. İyi ki Van Dijk almışız. Ne yapalım? Hızına basalım. Belki olur da sol beke falan çekersek ileride. Bir tık daha dayanıklılığını arttırmış olduk. Alaba'nın da defansif özellikleri çok iyi. Van Dijk defansif farkındalık yönünden zaten kendisi çok yüksekti. Biz en yüksek hale getirdik. Ben şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu şekilde oyuncu güçlendirmeyi şahsen önermiyorum. Eğlence amaçlı bunu yapıyoruz. Bir futbolcu 99 yapıp hani bu amaçla tabii yapılabilir ama oyuncuları daha dengeli bir şekilde güçlendirmek lazım. Oynatacağımız pozisyona, kendi oyun şeklimize, oyun tarzımıza göre güçlendirmek en doğrusu. Eğlence amaçlı yaptığımız için de böyle denemeler yapıyoruz. Form durumuna baktığımızda yedeklerde daha formda isimlerimiz var. Neymar'ın yanına bir Pellegrini yok. Neymar'la başlayalım. Mbappe'miz falan da var. Onlar yedeklerde kalsın. Farklı isimlerle de oynamış olalım. Bu sol açık futbolcumuz Szoboszlai. İyi kart aslında. Normal kartını denemiştik. Çok iyi değil ama yine de iş görmüştü. Rakibimiz geldi. Fenerbahçe 2518 kolektif gücü var. Ziverli bir kullanıcı vardı ama Rummenigge'nin avatarını kullanıyor. Bir form durumuna bakalım. Kadrosuna bakalım rakibin. 4-3-1-2 dizilişiyle gelmekte. Eski bir oyuncu. Ta eski PES zamanından kartları var. Sol beki Alba, sağ beki Kimi. Yedeklerde de bu isimleri. İleride Rummenigge, Ronaldo. PES zamanının en etkili dizilişiyle gelecek 4-3-1-2. Form durumumuz gayet iyi. Yedekler, hiç formsuz futbolcumuz yok. İlk 11'e dokunmayalım. Bu futbolcularla başlayalım. İki stoperimiz rakipteki Ronaldo ve Rummenigge'ye karşı neler yapabilecek onu da merak ediyorum. İki tane iyi santrafora karşı oynayacaklar. Ronaldo, Danilo Pereira da aslında bir stoper. Onu biz defansif orta sahada kullanıyoruz. Szoboszlai. Döndük etrafımıza. Bir tur daha döndük. Faul var. Evet, faul. Stoperlerimize dönsek oyun yönü doğrudan değiştirelim. Aşağı tarafta büyük boşluk var.
bizim sağ bekimiz de aslında bir stoper futbolcusu. Kadroda şu an çok fazla stoper var. Faul. Tam rakibi geçerken Muhammed Salah'ı durdurdu. Duran topta bir ara pası yollasak. Şuraya bir koşu yaparsa. Neymar tek pas. Gelişine hadi be şut gol. Frikik taktiği işe yaradı. Şu ara pasından korkuyordum ama güzel yere gitti pas. Neymar da iyi hamle yaptı. Tek pas da güzel. Son vuruşta kimden? Richarlison'dan 1-0 öndeyiz. Topu kapan isim Richarlison. Muhammed Salah'ı görsek çok iyi bir koşu. Muhammed Salah, Jordi Alba. Şimdi vurduk direkt. Rakip de kaymıştı penaltı yapmak pahasına. Orada yapmak gereken aslında solumuzu alıp tak falsoyu yollayacaktık. Düz vurduk. Topu maçında Ronaldinho. Şu stoperlerimize gider mi? Hadi Van Dijk gelir misin öndüreye? Arka tarafa doğru gitti. Timber. Ama penaltı da çıkmadı. Rummenigge. Stoperlerimiz ileride kaldı. Şimdi rakibimiz tehlikeli geldi. Van Dijk'ı yolladık. Van Dijk'ın yüzüne çarptı top. Neymar'a ulaşmadı. Patrick Vieira. Van Dijk gidiyor. Çok iyi kazandı topu. Biz bu müdahaleler için kendisini 99 yaptık. Hadi bir pas. Richarlison kayarak müdahalesi kimi? Jordi Alba. Gerrard. Rakipte de iyi isimler var. Cristiano Ronaldo. Tiketi kapaslarla geliyor rakibimiz. Van Dijk doğru yerde ama müdahalesi yetmedi. Neymar. Ronaldo'nu yandan aldı. Pas isabetsiz. Neymar çok iyi yerde. Oyun yönü değiştirsek. Orada Szoboszlai'yi. İndirdiği yerde rakibimiz Xabi Alonso. Alaba çok iyi girdi pas arasına. Muhammed Salah. Bir daha Muhammed Salah'ı görsek. Ama hadi be yetişemedik. Danilo Pereira. Richarlison. Ronaldinho. Szoboszlai. Szoboszlai'nin şutu kaleci. Danilo Pereira'nın müdahalesi gelmedi. Lionel Messi, Neymar. İyi top kazandı Neymar. Şurada koşu yapan Ronaldinho. Hadi ver pası. Vuramadı. Ah be. Ronaldinho ile vuracaktık aslında. Dedim asist yaptırayım Ronaldinho'ya. Cristiano Ronaldo ile rakibimiz geliyor. Kimi? Ama Alaba yani biz defansif farkını yükselttik. Adam yanından geçti. Sağından galiba solundan topu attı. Sağından geçti gibi bir şey oldu. Van Dijk şu ana kadar çok iyi ama. Müdahaleleri falan güzeldi. Alaba o kadar başlayamadı. Hadi be Alaba. Bak buna da vuramadı. Yani Alaba şu an istediğim performansı gösterememekte. Tabi Van Dijk'ta fizik falan da var. Patrick Vieira. Orada işte Alaba çok iyi geldi aldı. İyi sezdi. Defansif özelliği. Hadi biçalım. Çok klas. Şu gelen isim Ronaldinho. Danilo Pereira. Neymar. Bekimiz bir stoper olduğu için geç geldi. Hadi be Timber. İyi orta. Arka tarafa doğru. Van Dijk. Yani hakem devam ettirse, rakipte de Mbappe falan olsa büyük ihtimalle o topa yetişirdi ama Ronaldo'nun yetişmesi zor gibiydi. Hakem bitirdi. İlk yarı istediğimiz bir oyun vardı. Otomatik oyuncu değişikliği açık olmasın. Ben bazen açıyorum. Çünkü yanlışlıkla istemediğimiz oyuncular çıkarılmasın. İkinci yarıya Mbappe ile rakibimiz başlıyor. Rakibimiz forvetleri değiştirmiş. Ama bu Van Dijk olduktan sonra rakip forvetinin işi zor. Dönerek pası Ronaldinho. Oyunu kenara açtık. Balkoy. Ronaldinho'nun çok iyi koşusu var orada. Hadi be Ronaldinho kurtardı. Sol çaprazdan tam vururken Szoboszlai'yi vuramadı. Ronaldinho ile şut çekemedik. Xabi Alonso ile rakibimiz geliyor. Alaba. Van Dijk. Çok iyi yerlere geliyor. Tabi birazcık ayağı kötü oldu Van Dijk'e. Şuradan yollasak. Richarlison. Çok iyi. Şimdi pasımız geçti. Szoboszlai'yi şimdi görsek. Güzel orta gol getirir. Neymar'ın kafası gol. Kalecinin müdahalesi yetmedi. Neymar'la 2-0'a geldik. Fakat Van Dijk öyle pas aralarına falan giriyor ki çok doğru yerde bulunuyor. Tabi defansif farkının yüksek olması bunun en büyük sebebi. Yani Alaba da iyi zaman zaman. Ama Van Dijk gerçekten bir başka oynuyor. Tam bir stoper oldu adam. Neymar. Pasımız geçti. Richarlison. Szoboszlai'yi tek pas veremedik.
Offside yok mu? Eyvah. Alaba. Mbappe çekti. Önünü açtı. Çok klas. Çok iyi işler ama gol gelmedi. Van Dijk, Batistuta'ya yapış. Steven Gerrard, şu şansı vermeyelim. Van Dijk. Şu topu iyi kazanıyor da pasları veremiyor adam. Uzaklardan harika bir gol. Çok iyi bir gol yedik. Usta bir isim rakibimizde. Eski bir oyuncu. Çok güzel bir gol attı. Kimle attı bir bakalım. Golü atan isim Steven Gerrard. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Büyük ihtimal yorulan oyuncularımız vardır. Şöyle baktık. Şu sağ kanatımızı alalım. Rakibi de bekletmeyelim fazla. Mbappe'yi alabiliriz. Messi, Neymar'ın yerine alalım. Pellegrini var. Gavi falan var. Gavi'yi de şöyle ortaya çekelim. Pellegrini'yi de hücuma atalım. Ama GF şeklinde kullanabiliriz kendisine. Bir de Gavi'yi göbek yapalım. Rakibi de çok bekletmeden hemen başlayalım. Ronaldo'ya kırmızı çizgimiz. Skor da lehimize gidiyor. Ronaldo'ya dokunmak istemedim. O kadromuzda bulunsun. Topun başında kimi? Kaleyi mi görecek? Pas mı atacak? Dakikalar 75'e geldi. Gerrard'ı mı alır acaba? Sol ayaklı biri. Maradona. Uzak mesafe ama... Kornere çıkmasın kalecimiz Castells. Ne yapalım? Eliyle çıksın bakalım. Mbappe. Ronaldinho verdi pası. Hadi be alırız. Aldık. Pellegrini. Mbappe'yi görsek. Mbappe. Falso'yu yolladık. 3-1. Golün başlangıcında aslında Mbappe'nin çok büyük katkısı vardı. Topu indiren isim oydu. Topu indirdi. Sonrasında koşuya başladı. Tekrardan Ronaldinho'ya. Geride kaldı. Diogo Armando Maradona. Van Dijk öyle doğru yerde bulundu ki. Rakibin ortalarını, şutlarını, paslarını genelde kesti. Son atak rakibimiz için. Timber oyunun en hızlı stoper futbolcusu izin vermedi. Ve maç bitti. İstatistiklere baksak, şöyle bir oyuncularımızın da değerlendirmesini yapsak. 6 şutumuz var. Rakibin 5 şutu, 4'ü kaleyi buldu. Ve birçok pasında aslında bizim Van Dijk araya girdi. Daha fazla şut çekebilirdi. Pozisyona girebilirdi. Van Dijk'ı ben çok beğendim. Özelliklerin hakkını verdi. Tabii biraz daha dengeli yapabilirdik. Genelde topla çıkışları iyi değildi. Paslarında basit pas hataları falan oldu. Yani birkaç tane farklı yerine versek, normal bir şekilde Van Dijk'ı güçlendirsek oyunun en iyi stoperlerinden bir tanesi. Ama 99 defansif farkındalığı gösterdi bizi. Doğru yerlere koştu, doğru yerde durdu. Bundan dolayı da tabii rakibi hep bozdu. İyi müdahaleleri, pas arasına girmesi, rakibin farklı yere oynamasına sebep oldu belki. Pozisyonunu değiştirdi rakip. Harika da bir gol attı ama rakibimiz. Uzaktan çok güzel vurdu, kalecinin üstünden gitti. Alaba'ya gelecek olursak Van Dijk kadar kendini gösteremedi. Bazı ikili mücadelelerde iyiydi ama fiziksel olarak şimdi Van Dijk çok güçlü. Bir omuz darbesiyle bile rakibi bozabiliyor. Alaba biraz beklentinin altında kaldı ama Alaba da böyle bir futbolcu. Oyuncu dereceleri rakipte de Neymar maçın bizdeki Neymar maçın adamı seçildi. 7.5. Rakipte Patrick Vieira çok yüksek derece almış. Kalecisi 5 derece ve diğerleri. Bu bizim frikikten bulduğumuz gol. Bu taktik işe yaradı. Neymar'ın tek pası golü getirdi. Asist Neymar'dan. Şimdi Neymar o pası veremezse tabii böyle bir gol doğmayacaktı. Richarlison da kontrol ve şut bakımından büyük bir iş başardı. Burada da Neymar'la golü bulduk. Bir gol bir asist yaptı o zaman Neymar. Szoboszlai'nin ortası kafa vuruşu kalecinin üstüne gitse de rakip kaleci kurtaramadı. Orta da çok güzel bu arada. Neymar'dan beklenmedik bir kafa vuruşu. Atılan şut Armando Maradona. Rakibimiz güzel iş çıkardı. Kalecimiz kurtardı. Steven Gerrard'ın golü harikaydı. Kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Kaleci 1-2 adım önde sadece. Çok önde de değil ama öyle bir şut çekti ki mükemmel. Frikik'ten vurduğu top baraja çarpmıştı. Bizim galiba bir 3. golümüz kalmıştır. Burada aslında atağın öncesini gösterse daha iyi olacaktı. Mbappe'nin o topu indirmesi. Sağımıza çektik, vurduk. Tabii direkten de dönebilir, kaleci de kurtarabilir. Yine de güzel bir gol kaydetti Mbappe. Daha önce defansif farkındalığını hiçbir oyuncunun 99 yapmamıştık. Şimdi orada Van Dijk kalsın. Defansif farkındalığı 99 olarak. Yanına farklı bir özelliği 99 olacak şekilde
Bir stoper geliştirelim biz. Alaba'yı çıkaralım oradan. Gerekirse sol beke de çekeriz diyeceğim ama bizim sol beke yetiştirdiğimiz bir tane futbolcu vardı. Ortaları harikaydı. Sosa, doğru, ismi Sosa'ydı. Sol bekte o var. Biz başka bir stoperi de farklı bir özellik bakımından 99 yapabiliriz. Agresifliktir, başka bir özelliktir. Orta alana da geçireceğiz arkadaşlar. Özellikle mesela ofansif orta sahaya, göbek pozisyonuna da mesela pasları çok iyi olan bir göbek futbolcusu tasarlayabiliriz. Ofansif orta sahada da duran top, falso ya da belki onda da pas değeri çok yüksek olan bir ofansif orta saha ya da bitiriciliği. Farklı özellikler de olabilir. Göbek, ofansif orta saha, ikinci bir stoper futbolcusu ve birkaç farklı pozisyon içinde oyuncu geliştirmeye devam edeceğiz. Van Dijk şu an benden 100 üzerinden 100 aldı. Çok iyi puan aldı. Sizler de önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu şekilde denemeler falan yapıyorsanız yaptığınız o denemelerin sonuçlarını da bizlerle paylaşın yorum yazarak. Ya şu futbolcuyu şöyle geliştirdim, bayağı iyi oynadı ya da yapmayın, aman sakın böyle geliştirmeyin falan dediğiniz isimler varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.